Arkadaşlar merhaba. Bu koronadan sebep malumunuz evlere kapandık. Benim de bu bilgisayar kayıtlarıyla ilgili haşır neşir olma imkanım oldu. Bundan sonra bu kayıtları televizyondan ziyade daha ziyade böyle bilgisayar ekran görüntüsünü alaraktan yapmak istiyorum. Hem böyle görüntü kalitesi daha iyi olacak. Tahtada yazma işini de burada normal kendim kağıt kalem üstünde yazdığım şeyleri önceden taratacağım, bilgisayara yükleyeceğim. Dolayısıyla görüldü gözükmedi, ekran parlak çıktı, kötü çıktı, okunmuyor, sorunları olmayacak. Hello my friends. Because of this corona, you know, we are staying at home. And I had an opportunity regarding this screen recording of computer. For my next videos, I am planning to make records like this directly screen recording from the computer. I think it will be much more good because of this resolution. When I was making with the TV and the whiteboard, maybe it is difficult to read, but now I think it will be much more easy to read. And I will continue like this. And I will make these videos. That video I will make English and Turkish at the same time. I will explain in Turkish and then I will translate to English. This will be a short video, not very long video. Okay. So I will continue from here. In that video, arkadaşlar, şimdi bu videoda ben bazı şeyler oldu, talepler oldu. İşte bu tahıl yüklemesi hesabını nasıl yapacağız? İşte hesap videosu çeker misin? Ve gemi tablolarını kullanmayı bilmiyoruz diye şeyler oldu. Videolar oldu. Sorular oldu videoların altına. Ben de onunla ilgili şey yapacaktım. Açıkçası video çekecektim. Yani hem Kanada'yı çözeyim, hem Avustralya'yı çözeyim, hem de bir tane National Cargo Bureau, işte Amerika'nın formundan bir tane çözeyim diye. Sonra bu kanallara bakarken YouTube'da bu kanalı buldum. Philip Astoli, FD Stability diye. Arkadaşlar burada çok güzel de anlatmış. Dolayısıyla ben hesap videosu çekmeyeceğim. Ama bookletlerin nasıl kullanılır? Yani burada booklet açacağım. Ve bookletin neresinden, yani burada mesela girdiği o tablolara, tamam, o kitabı bookleti inceliyor ama şey yapacağım. Burada ekran görüntüsünden kaydede de kitaplardan hangi kısmından hangi videoyu alabiliriz? Çok pardon ya, kediler var. Biraz şeyler malumunuz. Yaz geldi, onlar da sıkıldılar herhalde. Vay abi. Sağ sola saldırıyorlar. Şimdi arkadaşlar, bu Philip Aston FD Stability. Burada çok güzel hesapları yapmışlar. Yani burada işte Bilgi İngiliz, Worksheet, ondan sonra Rolling and Synchronism, bunların hesapları. Bu hesaplar şeyde, Brown's Almanak'ta bulunur. Maximum List Angle'ın hesabı. Inclining Experiment. Bu tersane ile alakalı bir şey. Ondan sonra GZ Curves, işte GZ Curve Load Line Regulations vesaire. Grain Maximum Permissible Tables vesaire, burada bir sürü hesabı yapmışlar. Ve adam manuel yapıyor, güzel de yapıyor. Kısa kısa da anlatmış, bu kanalı tavsiye ediyorum. My friends, in that video, in this YouTube channel, şimdi in my channel, some people may comment under my videos regarding this grain loading calculations. They were asking about an example of calculation for this grain loading and how we can use the ship stability booklet. There were two questions. I was planning to make video how to calculate this grain loading calculation, how we make this calculation. And actually, I was planning one example for the Australian grain calculation form, one example for Canadian form, one example for
İşte National Cargo buraya. United States form. I was planning to make like this example calculations, but in this YouTube I saw that channel Philip Aston FD Stability. Here they make plenty videos all regarding stability, too much things, and they are making by hand very good examples. So I will not make grain loading calculation because here already they already make these calculations, okay. But I will make a video about how to use ship stability booklets. Because one of the question was that, okay, you are explaining here to calculations, but we don't know where to find in the booklets. This information, where will we find in the booklet? That is another problem. So I will make another video regarding this, how to use booklets, ship stability booklets. If you need any information, which booklet you should look and for example, for this grain loading calculation, from which part you will take the necessary information. Okay. This is another channel, Sailor's Tube. Here also plenty videos. Not only ship stability, also, but also celestial navigation, işte bridge equipment, ecosounder lecture, ship's handling, plenty calculations here. This is also very good channel. Okay, I recommend here. Regarding to navigation, cargo operations, ship stability, plenty things they explain here. Very good channel, this one also. Arkadaşlar bir diğer kanal da bu. Sailor's Tube kanalı. Buraya da üye olun. Burada işte ya dediğim gibi astronomik seyirden seyir sefahine, ne bileyim gemi stabilitesine kadar bir sürü şeyler, pasaj plan hazırlamalara kadar pek çok şeyi anlatmışlar. Güzel de anlatılıyor. Buradan da tavsiye ederim. Yani burada bunun bir avantajı da şu, ben malumunuz bu videoları çekerken zaten bildiğinizi kabul ederek çekiyorum. Yani hani tutup burada stabilitenin temelinden alarak başlamamıştım olaylara. Ama burada yani okulda ders çalışanların da işine yarayabilecek şeyler bu videolar. Direkt ders anlatımı şeklinde. O yüzden çok faydalı olacaktır. Another important thing in this channel, you know, in my channel, I assume that you already know the fundamental information. I am not explaining about the ship stability from the beginning, okay, from the fundamental information, but here in that channel they already explain, so from the beginning. So you can use that channel also in the school for your lesson studying, okay, this is also another advantage of this channel. And I found one more video regarding this log loading example. Yeah, I am planning to make one video about this one, but actually I didn't experienced the log loading. But I worked two or three times with the log carriers, and one of the voyage they asked me about the calculation. Okay, I have already made the calculation. But you know, this is not only a theoretical thing. Also has to be some experience. So here also some videos about the log loading in the cargo hold, on the deck loading. Here also the lashing systems. Okay, this is also another important deck loading. The loading log cargo on the deck. They make also simulation here. And they are explaining the lashing types, how to make lashing. But you know, the lashing have two times lashing, two system. I didn't check all the video, but it will be a good idea to how you make the lashing especially. This is the most important part. Actually the calculation not very difficult thing. If your vessel is already bulk log carrier, also here is an example explanation. Actually in this log loading, durun be. In this log loading, the stability calculation based on
I just explain fundamental, okay. So pardon, here. I am just want to stop the video, but I... Şimdi when you are making log stability calculation, in the holds okay, you just calculate from the cubic meter, okay. But on the deck, when you put the tonnage on deck, normally, you just keep the kg fixed. But for example, you load on deck 1000 ton. Okay, 1000 ton log you will load on deck. But in the calculation, the kg you have to keep same. Don't touch the kg. But you assume that you will, for example, you will load 1000, so you have to add 10% more. So what does it mean? If you are loading 1000, you have to make your calculation from 1100. 10% more. For example, you are loading 500, so you will make calculation 550 metric ton. Why we are making like this? You know, when we are underway, some seawater come to deck, so this wooden becoming wet. So not all the water drain from the deck, some of them keep with the logs. Okay, so this is the problem. It is increasing the weight. This is the logic of this. But in some countries, they are applying some chemicals to outside. Okay, like a film covering. So water cannot soak these woodens. So the weight is not increasing. So you can make normal calculation. If you put 1000 ton, okay, 1000 ton, not 10% more, something like this, okay. Arkadaşlar, bu log hesabında şöyle yapacaksınız. Ya ambar içindeki hesaplar zaten şeydir. Normal metreküp hesabından ambar sonuna geldiğin zaman da kapanacağını artık gözle göreceksin, tamam. Yani hesabı yaptım, koydum, oldu olmadı. Kapağı kapatacaklar ve güzel kapanacak, yani tam kapanacak. Ondan sonra da güverteye yükleyeceğiniz yükte şey yapılıyor. %10 fazla koyarsın. Niye? Çünkü bu güvertede suyu yedi mi şişer. Yani su emer. Dolayısıyla diyelim ki 1000 ton yükleyeceksin, işte %10 fazlası 1100 tondan hesabı yapacaksın. Diyelim 2000 ton, 2200 tondan hesabı yapacaksın ama KG'yi sabit tutacaksın. Yani sonuçta güvertedeki yük sabit kalıyor, sadece ıslanarak ağırlığı artıyor. Dolayısıyla yani KG'si sabit kalacak, sadece ağırlığı ekleyeceksiniz. Bir de kimi limanlarda bunları ilaçlarlar, su nüfuz etmez, dolayısıyla ağırlığı artmaz. Onu size önceden söylerler bu şekilde. Tamam, burada da bir kanal var, böyle mix log vessel vesaire, bir sürü simülasyonlar var. İşte burada örnek yükleme, gerçekten video rekordlar var, kayıtlar var, bir sürü şeyler var. Çok faydalı bir kanal. Bu neymiş abi? Buna bak. Ama burada da işte diğer bir şekilde launch şuna loading logs at Tarana, neymiş bu? Tauranga, New Zealand. Evet, Yeni Zelanda'da yapılan bir yükleme şeyi deniyor. Burada işte örnekleriyle böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu bu şekilde, ilk videomu bunlar üstüne çekmiş olayım. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki videoda da şeyle devam edeceğim. Tahıl yüklemesine şu kitapları bir göstereyim ben. Ondan sonra da bu steel product'ların İngilizcesini çekeceğim. Bundan sonraki videolarda böyle karma çekmek istiyorum. Hem Türkçe hem İngilizce. Yani eğer kısa video ise hemen Türkçe İngilizce karışık ikisini ayrı ayrı çekmekle uğraşmayacağım açıkçası. Ya bir de köye gitme durumu var. O yüzden köyde böyle televizyon da yok. O yüzden hem böyle bilgisayar ekranından direkt kayıt yaparak köyde de hani videoları çekeyim. Boş bulundukça ondan sonra şey yaparız, internette paylaşırım. Orada çünkü televizyon yok, yok HDMI bilmem ne, çok fazla imkan yok açıkçası. O yüzden bu şekilde devam edeceğim, yorumlarınızı da bekliyorum.
Yes, my friends. I am now finishing my video. Okay. The next video I will show about this how to use ship stability booklet. Which information you will find where? Okay. And please make comment about this if you like the if you like that kind of recording. Okay. Instead of the TV and the whiteboard, maybe directly screen recording from here. Also, you know, another problem, I will go to my village. So in my village, no internet connection actually. We have, but not very strong, and also don't have big LCD TV like this. So when I am available in the village, I am planning to make videos. I just want to record, continue to make videos. I will continue like this. Okay, the next videos I am planning to make direct recording from the computer screen. Okay, please make comments if you like or don't like. Okay, thank you very much for watching. Okay, arkadaşlar son bir şeydi. Artık bundan sonra videoların sonunda bunu da söyleyeceğim. Ya bu işte Creasus ya da Patron şeyleri olmadığı için de açıkçası İngilizcesini yapıp başkalarından da şey yapamıyorum. Biliyorsunuz benim kanalım bedava ve hep de bedava kalacak. Bu videoları istediğiniz gibi paylaşıp çoğaltabilirsiniz. İşte beğenin beğenmeyin ben hiçbir zaman demedim. O tamamıyla size kalmış. Ama sizden ricam bu Bakırköy Zuhurat Baba'daki Umut Çocukları Derneği var. Millet bu işleri yapıyor ve para kazanıyor, bilmem ne yapıyor. Ya ben hiçbir zaman, ya zaten kanal daha o seviyede değil. Açıklamalar kısmında da yazdım. Kendi adıma da değil, direkt o Umut Çocukları Derneği ya da Umut Atölyesi yazarsanız şeyde, internette çıkıyor zaten. Kendi siteleri var, resmi bir dernektir. Sokak çocuklarına yardım eden. Bağıştan ziyade onların o ürettikleri bir sürü penyeler, hediyelik eşyalar, bir sürü şeyler var. Umut Atölyesi'nde görürsünüz. Hem yayın bunu, sizden benim ricam bu. Hem de hani bağıştan ziyade ürettiklerinden alırsanız onlara da çok büyük teşvik olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.